Bugünkü konumuz narsistik ilişkiler içinde insanların kafasına sıkça takılabilecek olan bazı soru kalıplarına bakacağız. Eğer ki senin de bir takım kafanda bazı soru işaretleri varsa, birazdan cevaplamış olacağımız 5 tane soru senin adına eminim ki faydalı olacaktır. Tabii burada şunu da belirtmem lazım. Anlatacaklarım özellikle yüksek seviye narsist, yani habis narsist ve onun da ilerisinde olan psikopatik kişiler için çok daha uyumlu bilgilerdir. Şimdi insanların zihninde takılabilen en büyük sorulardan bir tanesi şu şekilde. Narsistin benden sonraki partnerini biliyorum veya tanıyorum. O kişiyle temasa geçip o kişiyi bu konu hakkında uyarmam gerekiyor mu? Bu soru eminim birçok insanın kafasını meşgul ediyordur. Bunun yanında güzel ve iyi niyetleri dayanan da bir soru. Tabi bazıları bu soruyu kıskançlık ve kin gibi bazı olumsuz duygulardan ötürü de sorabilir. Ama biz burada iyi niyetiyle bakalım. Şimdi sen eski partnerinin gerçek yüzünü gördün ve onun bir insana ne kadar fazla ve derinden acılar yaşatabileceğini de deneyimledin. Ve başka bir insanın da başına aynı şeylerin gelmesini istemiyorsun. Bu yüzden de belki narsistin yeni partnerini tanıyorsundur ve onu uyarıp bulunduğu tehlikeli durumu göstermek istiyorsundur. Ama maalesef bu insanı uyararak büyük ihtimalle hedefine ulaşamayacaksın. Zira burada bir takım dikkat edilmesi gereken noktalar var. Bunu da sana en iyi şu şekilde açıklayabilirim. Şöyle düşün, sen bile böyle bir deneyim yani narsisle bir ilişki yaşamadan önce narsizm hakkında ne kadar bilgi biliyordun ve bunlar sana ne derece inandırıcı gelecekti. Bunu bir düşün. Ayrıca karşındaki uyarmak istediğin insan seni hala eski partnerine aşık birisi olarak görebilir. Ve reddedilmeyi kaldıramadığından ötürü böyle davranışlar sergilediğini düşünebilir. Narsist insan da bu doğrultuda yeni partnerini manipüle etmeye çalışacaktır. Yani son olarak narsistin sevgi bombardımanı dediğimiz yoğun ilgi ve sevgi gördüğün zamanda biri sana böyle bir mesajla gelse sen ne yapardın? Acaba hiç bu durumu dikkate alır mıydın? Bu uyarıyı dikkate alır mıydın? Bunu bir düşünmek için kendine zaman ver. İkinci sorumuz ise narsist kişi ilişki sırasında herhangi bir şey hissetmiş midir? Daha önce ben hiç böyle yoğun duygular hissetmedim. O kişi nasıl oluyor da hiçbir şey hissetmemiş olabiliyor? Şimdi narsist insan senin gibi özellikle empat sıfatı taşıyan insan gibi duygular yaşamaz. Senin aşkın yani duyguların oldukça gerçekti ve netti. Narsist insanın ise inandırıcı olabilirdi ama gerçek değildi. Senin gibi güven veya karşı tarafa olan bağlanma durumunu hiçbirini hissetmedi. Sadece bir nevi senin ona anlattıklarını veya aktardığın duygularını gözlemleyip taklit etti ama hissetmedi. Bu nedenle senin bu durumdan iyileşmen aylar veya yıllar alırken narsistin ise bir an önce seni bırakıp başka insanlara yelken açması çok basittir. Bu durumda da pek çok insan şu şekilde düşünebiliyor. Yani partnerini terk eden kişinin hayatına devam etmesi her zaman daha kolaydır. Çünkü öncesinde bunu düşünerek planlamış oluyor der. Ama narsistik bir ilişkide durum böyle değil. Narsis kelimenin tam anlamıyla başka biriyle yatarken aynı anda sana seninle evlenmek ve çocuk sahibi olmak hakkında bir mesaj atabilir. Yani bu örnekten anlayacağın bir şeyleri bitirmenin onun için kolay olmasının nedeni bunun hakkında düşünmeye veya duyguları işlemeye zamanları olup olmamasından ötürü değil. Bir şeyleri bitirmek narsis için her zaman daha kolay olacaktır. Çünkü başlangıçta da dahil olmak üzere bu duygulara hiç sahip olmadı. Üçüncü olarak ise neden her zaman bu kişi kazanıyor ve istediğini elde ediyor gibi görünüyor? Karma veya ilahi adalet onun için herhangi bir şey yapacak mı? Şunu sen de biliyorsun ki narsistik kişi kazanmayı takıntı hale getirmiş bir insan. Kendi kafasına göre oyunlar icat eder ve kuralları hiç açıklamadan başkalarını kendi oyununa katılmaları için kandırır. Normal olarak narsistin partneri yani mesela sen başlangıçta bir oyun oynadığına, bir oyuna dahil olduğunun farkında bile değilsindir. Bu narsist başkalarını kandırmak için zayıflıklardan ve hayallerden yararlanır ve partneri kırılmış, harap olmuş halde bırakıldığında neşeyle zafer ilan eder. Bu kişi oyunun her yönünü kendisi üreterek ve kontrol ederek kendisini her zaman kazandığına ikna eder. Ama burada şunun önemini anlaman lazım. Gerçekte bu oyunlar sadece hayatlarını tüketen kıskançlık ve can sıkıntısından uzaklaşmak için bir oyalama aracıdır. O kişinin kendisine ait bir ruhu olmadığında diğer insanların ruhlarını yok etme zorunda hisseder. Bu durumda ona geçici bir üstünlük duygusu verir ve gerçekten mutlu bir bireyin kendisinin iyi hissetmesi için başkalarına zarar vermeye ihtiyaç duymadığı gerçeğinden habersizdir. Narsist kişi oyundan her zaman istediğini alır çünkü oyunu başından sonuna kadar o düzenler. Ancak bir kişinin istediğini elde etmesi onu kesinlikle kazanan kişi yapmaz. Ama şunu da unutma, oyunu oynayan kişi değil, oynatan, oyunu kuran kişi doğal olarak her zaman oyunu kazanır. Senin bu oyunda onu yenmenin de tek yolu bu oyuna hiçbir şekilde hiçbir şartta da dahil olmamak. Sürekli olarak bu tür oyunlar oynayan bir insanın sana iç dünyasını şu şekilde gösterebilirim. Şimdi her sabah uyandığında aklından geçen her şeyi bastıran bir can sıkıntısıyla uyandığını hayal et. Yaşadığın bu can sıkıntısı yüzünden hiçbir zaman tutarlılıktan ya da mutluluktan zevk alamadığını hayal et. Arkadaşlarına ve sevdiklerine baktığında Günlük eğlencen için kullanabileceğin nesnelerden başka bir şey görmediğini hayal et. Yaşadığın bu insanlarla sana o anda sunabileceklerinin ötesinde hiçbir bağ hissetmediğini düşün. Sevgiyi, kırılganlığı, güveni ve şefkati hissedemediğini hayal et. Hayatındaki tek varoluş sebebin insanları dolandırmaktan, onların senin için koşuşturmalarını izlemekten geldiğini hayal et yaşadığın ilişkilerinin her birinin aynı modeli izlediğini, geride dikkatle planladığın bir yıkım ve kafa karışıklığı bıraktığını hayal et ve bu hayatı yaşamaya değer kılan etrafımızdaki güzel şeyleri bir saniye bile hissedemediğini veya deneyimlemediğini düşün. İşte bunlar kazanmış gibi görünen bir insanın düşünceleridir. Dördüncü olarak ise en güzel sorulardan bir tanesi. Narsız kişi neden daha önce ayrılmadı? Neden bu kadar uzatarak, sonuna kadar götürerek acı çekmemi sağladı? Hemen hemen her insanın aklında bu soru oluşur. Narsistik bir ilişkiden sonra da en büyük sorulardan biri budur. Neden daha öncesinde ayrılmadı? Yalan söyleyerek, aldatarak ve yeni bir kurbana, yeni bir insana kur yaparak aylarca vakit geçirir. Seni eleştirir ve sanki ilişkinin sona ermesi tamamen senin suçunmuş gibi davranarak sana karşı bir anda sessizliği bürünür. Ama o narsist kişi çoktan da yeni birini bulmuştur. Senin yerine birini almaya çoktan karar vermiştir. Asıl soru şu, neden seni o an terk etmedi? Yaşanan acılı sona kadar uzatmanın ne anlamı vardı? İşte bu noktada narsistik ilişkiler daha önce karşılaştıklarından ayrılır. Burada narsist kişi acı çekmeni izlemek ister. Kendini yok edişini izlemek ister. Seni aldatan kendisi olsa bile kıskanç ve delirmiş, yani sağlıklı biri olmadığını inanmanı ister. Bazı noktalarda onu terk etmeni istediği hissine bile kapılabilirsin. Ancak tam kırılma noktasına geldiğinde belirsiz duygularla ve idealleştirme aşamanın bakışlarıyla geri dönecektir. Kendine hala bir şans olduğuna ikna edersin ve aniden kontrol tekrar onun eline geçer. Buradaki amaç çok basit, seni mümkün olduğunca uzun süre oyalamak. Böylece narsist kişi yeni hedeflerine yani yeni insanlara senin ne kadar delirmiş olduğunu göstermek için giderek artan tepkilerini kullanabilir. Sonunda da seni terk etmek için akla gelebilecek en kayıtsız ve incitici yolu seçer. Bunu duyarsızlıktan kaynaklandığını ya da duygularına incitmek istemediği için seni terk edemediğini düşünürsün. Ama gerçekte bu durum tam tersidir. İlişkilerini bitirmek için pek çok şansı olur. Ancak aktif olarak bunu sürdürmeyi ve senin acı çekmeni izlemeyi seçmesi gayet normal. Hiçbir normal insan bir başkasının kendisi için yalvarıp yakarmasını isteyerek izlemez. Sadece habis narsiz bir başkasının yıkıcı acısını, bir başkasının gururunu okşamak için kullanabilir. Sadece böyle bir narsiz partnerini aldatır ve onu kıskanç olmakla suçlar. Bu sorunun bir başka cevabı da şöyle olur. Çünkü narsiz sonsuza dek sıkılıyordur. Ve seni onun için koşuştururken izlemek bu sıkıntıyı geçici olarak hafifletir. Son sorumuz ise narsisi affetmekle alakalı. Yani bir insan bir noktaya gelip artık narsisi affetmem gerekiyor mu diye sorabilir. Kendi iç huzurum için bu işin peşini bırakmalı mıyım diye sorabilir. Birçoğumuz da burada eğer tacizciyi affedersem yeniden mutlu olacağım diye düşündüğümüz bir dönemden geçeriz. Bunu iyileşme sürecinin son adımı olarak görürüz ancak iyileşmenin gerçekten de yaşam boyu süren bir yolculuk olduğunu unutmamak önemli. Yani bu durumun iyileşmenin doğrusal bir başlangıcı veya sonu yok. Ancak affetmeyi iyileşmemizin bir parçası haline getirmeyi seçersen şu söyleyeceklerim de aklında bulunsun. Eskiler yani eski insanlar zamanın tüm yaraları iyileştirdiğini söyler ve bu bir dereceye kadar da doğrudur. İyileşme süreciyle ilgili sorun, ilişki sırasında işlerin gerçekten ne kadar kötü olduğunu unutmanı da teşvik etmesidir. Yani bu durum seni acı verici anılardan korumak için kalbinin seçici bir iyileştirme mekanizmasıdır. Kendini affetmeyi ve her şeyden biraz olsun huzur bulmak için onunla öğle yemeğinde buluşmayı düşünürken bulabilirsin. Ama özellikle kendini affedip de sonra onunla biraz olsun huzur bulmak için tekrardan görüşmeyi düşünebilirsin. Lakin burada yanılmaman lazım sadece aynı eskil akıl oyunlarına geri sürükleneceksindir eğer ki onunla tekrar buluşursan. Sen sadece iyileşmiş mutluluk ve iyimserlik halini ilişki anına yansıtıyorsun. Bu aslında sağlıklıdır çünkü yarışan düşünceleri bastırmaya yardımcı olur. Ancak kesinlikle bu iyileşen ruh haline göre hareket etmemelisin. İyileşme sürecinde yaşadığın ilerlemeyi kendi çabalarına bir övgü olarak not et. Narsisten uzakta geçirdiğin zaman nedeniyle kendini daha iyi hissettiğini anla, bir kapanış konuşmasını aramaya hazır olduğun için değil. Yani o kişiyi affettim, şu an daha iyi hissediyorum ama kafamda bazı şeyler var, kapanış konuşması yapmam lazım gibi bir düşünceye sakın kapılma. O kişiyi tekrardan hayatına geri getirmek seni yalnızca daha önceki aşamalara geri götürecektir. Burada şunu iyi anlamak lazım. Eğer ki narsisti affetmeyi seçersen, lütfen bunu kişisel bir süreç haline getir. Onu affetmen hayatında bir daha yer alması gerektiği anlamına gelmez ve kesinlikle onu affettiğini söyleme ihtiyacı hissetmemelisin. Gerçek ve samimi bir affetme içten gelir, başka bir kişinin merhametini onaylamasından değil. Ve bunun da tam tersi olarak eğer ki narsisti affetmemeyi seçersen bu da iyidir. Bu seni bıkkın, acı çeken ya da kin tutan biri yapmaz. İlla ki affedeceksin diye bir kural veya şart yok. Yani bu durumda bu konuda narsistik ilişki yaşamış bazı kişiler istismarcılarını affetmenin kendi ruhlarına hakaret olacağını düşünür ve bu da tamamen anlaşılabilir bir durum. Bu senin de kendi kararın ve ben asla bir başkasının kalbinin iç işleyişini anlamayı ummam. Seni en çok mutlu edecek şeyi sadece kendin yapabilirsin. Bunun nasıl yapılacağını sadece sen bilebilirsin.